Arkadaşlar merhabalar bu videomda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında haberiniz olsun. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 3 tane eşitlik verilmiş 6 ve 3 verilmiş ve toplamlar AB artı AD isteniliyor. Arkadaşlar 3 tane eşitlik verilmiş. Ne fark ettiniz? Muhteşem değil mi? Hemen hocam muhteşem işte burası. Hop burası 90 derece olur mu olur. Hocam Pisagor yapalım, Öklit yapalım falan filan. Ya gerek yok. 90'ın kapı sakin ol. Ne var burada? 90'ın karşısı 6. Pisagor yapmadan önce bak burası 3. Yarısı yani 30 60 90 üçgen yok mu arkadaşım? Evet. 30 60 90'ı yazalım. E hocam burası da 60 oldu. E burası da 60 oldu. Hatta burası da 60 oldu. E hocam 60 90 ise burası 30 oldu. Burası da 30 oldu. Bu açıları yazmak işimizi kolaylaştırır. 30'un karşı 3 60'ın karşı 3 kök 3. Hocam eşkenar üçgen çıktı. Burası da eşit işte oldu. 3 kök 3 burası. Burası da 3 kök 3. Hocam burası da 3 kök 3. E sonra 30 30 123 üçgeni çıktı. Kök 3 katından dolayı burası da 9 mu oldu? Evet. AB B Ali Bey uzunluğu kaçsın sen Ali Bey uzunluğu? 6 kök 3 artı A D 3 kök 3 değil mi arkadaşlar? Evet. Topladığın zaman kaç çıkıyor? 9 kök 3 çıkıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle E-Dremit oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. BD eşkenar üçgen hemen eşkenarlığı şöyle bir göster. 60 60 60'ları yaz ve buradaki kenarlarda 5 5 onları da belirt. Değil mi? Sonra BD'nin eşkenarlığını kullandık. 60 90 ise büyük üçgende burası da 30 oldu mu? Oldu. Hocam 30 30 120 üçgen çıktı burada. Ne çıktı burada? 12 kök bunlar da 12 12 mi oldu? Aynen öyle. 12 12 diye yazalım. E hocam 30 60'a yana gelmiş. 90 bak burası da 90. Pisagor. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevabımız. Böylelikle 13 çıktı ikinci soruda. Geldik 3'e. Hocam 60, 60 gördüm. Normalde yapmama bak. Burada bir tamamlama yap diyor. Gel soru bağırıyor. Gel diyor eşkenar yap diyor burada. E yaptık bakalım ne çıktı? Başka türlü de çıkar mı? Şuradan dik çizersiniz, buradan dik çizersiniz. Yine çıkar arkadaşlar ama 60, 60 varsa tabii ki eşkenar. E 60, 60, 60 eşkenar ya bütün kenarlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. 8 ise burası da 8. Burası da 8 olduğundan buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam burası 60 ise burası 120 oldu. E sonra hocam bak 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 bak. Aslında direkt yapabiliriz de e, farklı türlü de yapabiliriz aslında bunu. Hocam bu direkt dörtgen 4 kök 3 olmuş. Ne üçgen diyebiliriz? 30 30 120 üçgen diyebiliriz. Niye 30 30 120 üçgen de dörtgen 4 kök 3 olmuyor mu? Oluyor. Yani burası da 4 olur. 8 4 daha kaç yaptı? 12 yaptı. Yani üçüncü soru denizli oldu ama bunu belki fark edemeyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Hocam şu 120'yi gördün ya 120'nin dış açısı önemli deyip işlem yaparsınız. Şu 60'ı var mesela burada. Şuradan dik çizip de öyle de işlem yapabilirsiniz arkadaşlar ama direkt 120 var. 4 var 4 kök var 30 30 120 üçgeninde geçerli deyip burası da 4 diyebiliriz. Geometride genelde bir bilgi eksikse diğerini tamamlarız arkadaşlar. Diğerlerini de tamamlarız. Yani bu 30 30 120 4 çıktı. 8 4 daha da 12 yaptı. 3. soru Denizli oldu. Geldik 4'e. 8 santimetre yüksekliğindeki bir kitap. Kitap 8 santimetre yüksekliğinde. Vay anasını bayağı kalınmış. Evet bir kitap ve kitap ile aynı boydaki kalem birbirleriyle dik kesişen iki zemin de oluşan masa üzerine şekil birdeki gibi konuluyor. Evet şöyle dik kesen zemin arkadaşlar. Kalemin orta noktası kitabın köşesine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde kalemin ucu bir ucu masanın dikey zeminine olan uzaklığı kaçmış arkadaşlar? 26 santimetre oluyormuş. Yani şu 26 santimetre oluyormuş. Arkadaşlar şimdi kalemin boyu ile kitabın boyu aynıydı. Bu orta noktaya koysun dedi. E o zaman ben buraya x dersem burası da x olursa eğer kitabın boyu da eşitse yani burası 2x mi? Evet. E burası 2x. Tamam. Bunu kullandık. Aa hocam burası 2x. Tamam 26 olduğundan 26 eksi 2x kaldı. Zaten sana burayı da 8 vermiş. Şuradaki dik üçgenden dolayı x'e ulaşır mıyız? Ulaşırız. Ne yapacaksın burada? Yap Pisagor'unu. Nerede? Şurada. Yap bakalım Pisagor'u. Hocam x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 26 eksi 2x'in karesi diye yapanlarınız hala var mı ya? Çok merak ediyorum ha. Değil mi? Kardeşim hisset. Ne var burada? 8. Büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. X yerine 10 koyarsak sağlanıyor mu? Sağlanıyor tabii ki. Bak olmasaydı 8, 15, 17'yi deneyecektim ben. X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 10. Buna göre kalemin diğer ucunun masanın dikey zeminine olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki uzunluk soruluyor. Arkadaşlar burası da 10 ya. Şurada da bir dik çizsem, dik dörtgen oluştursam, dik üçgen oluştursam. Hocam hatta şunlar birbirine eşit ya. Şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen diyebiliriz. Sebep. Boş ver sebebini. Şu devamını getirecek olursak burası da 90 mı? 90. Ort taban çıkmadı mı arkadaşlar burada? Çıktı. Yani 8 ise burası da 8 mi? Evet. Çünkü şunlar paralel. Bunlar da eşit olduğundan dolayı. E o zaman 8 ise 8. 8. 8 10. Ne üçgen arkadaşlar? 6. 8. 10'dan 6 çıktı burası. E hocam biz x'i zaten ne bulmuştuk? x'i zaten 10 bulmuştuk. E x 10 sa burası kaç? 20. E tamam. Burası 20 ise 6'sı buradaysa o zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 14 mü kaldı? Cevabımız böylelikle 14 yaptı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kitabın uzunluğunu bak x'i 10 bulduk ya burası 2 xte Şuraya kadar kısım 2 xte Yani 20 bulduk. E burası da 6 ise e bunun tamamı 20 ise buraya 14 kaldı. Yani şurası da 14 yapmış oldu. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Evet ikizkenar kenar üçgen verilmiş. Hocam şu parçayla şu parça eşit verilmiş. İkiz kenar üçgende şu çizilen yüksekler ne oluyordu? Birbirine eşit. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. 13 ise burası da 13 oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada AB ile AC eşit vermiş. Başka da bir şey var mı? Var. Aslında var burada. Ne yapacağız arkadaşım burada? X kenarlık var burada. E hocam bu X kenarlıkta tabanda mevcut insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer mi? Çizer. Tabanı iki parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burası 12 yaptı. Burası da 12 yaptı. 12-13 ne üçgeni? 5-12-13. Dur. Şimdi soruyu oku. Neyi kullanmadın sen? Hocam X'i. X'i kullanmadın. Bak beynin otomatikman soru çözümüne gidecek. X'i kullanmadın. Ne buldun? 5 buldun. X'i kullanmadın. Ne buldun? 5 buldun. X'i kullanmadın. Ne buldun? 5 buldun. Evet. <laughs> Video bozulmadı. Ben bozuldum. Niye? Sizin bulmanızı şey yapıyorum. Verilen bilgiyi kullanmanızı sağlıyorum. Evet. Bulanlarınız oldu değil mi? Arkadaşlar şurada şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. 12-12. E şunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Şurada bir orta çıktı. Beşken. O zaman burası kaç çıkar? 10 çıkar. Yani cevabımız böylelikle C-han oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 60-90 ise o zaman burası kaç yaptı? 30. Hocam iki iç açı bir dış açı olacağından burası da 30 oldu. Büyük üçgen 30-60-90. Şuradaki küçük üçgende 30-30-120 üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası 2 iken burası 2-2-2. Burası da 120 olduğundan burası 2 kök 3 oldu. Dikkat büyük üçgene bakalım. 90'ın karşısı hop 6 iken 30'un karşısı kaç yapar? 3 hocam. E burası kaç yapar? 3 kök 3 yapacaktır. Yani 2 kök 3 artı x'in kaç olmasını bekliyoruz? 3 kök 3 olmasını bekliyoruz. Bozdan kaç çıktı? Kök çıktı arkadaşlar x. Yani cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? Edremit çıktı. Geldik 7'ye. Oy. Arkadaşlar dörtgenlerde bunun özelliği var. Aslında şöyle. Böyle bir dörtgende ama ispatında yapacağım şimdi. Şöyle bir dörtgende A, B, C ve D karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Ne zaman? Köşegenler dik kesişirse. Şunun içeri katlanmış halini düşünün şimdi. Bu dörtgen iç bükey de olabilir. Şu şekilde olduğu zaman da köşegenler verildiği zanda. Hocam köşegenler bak şöyle dik kesiyor. Dikkat. Bizim dörtgenimiz bu. Dörtgenimiz buyken ve köşegenlerde bakın bir köşegen bu bir köşegen bu. Ama köşegenler böyle kesmiyor ki. Uzantıları kesiyor. Köşegenler böyle dik kestiği zaman da A, B, C ve D yine karşılıklı. Hop hop. Yani şunun içeri katlanmış gibi. A kare artı C kare B kare artı D kare eşit. Yani 5'in karesi artı X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi eşit. E hocam ne oldu diyeceksiniz. Hani böyle sıkıntı yaşadığınızda hep böyle mi yapacaksınız? Bununla ilgili bir formül mü var diyeceksiniz. Demem kardeşim ben. Yaparız şimdi ispatını. Hocam Pisagor bağıntıları var mı? Var. Burada arkadaşlar bir burada Pisagor var. Bir burada Pisagor var mı? Var. Kırmızılardaki Pisagor'a bakacak olursak. Şuraya y dersem. Y kare neye eşittir arkadaşlar? İkili Pisagor var. Şuraya a diyelim. Şuraya b diyelim. Her iki dik üçgende de y ortak. Y kare neye eşit? Hocam x kare eksi a kare eşit. Aynı zamanda y kare burada neye eşit arkadaşlar? Hocam 3'ün karesi eksi b'nin karesine eşit. Eyvallah. Bunu bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. E, şimdi ne yapacağız arkadaşım? Şimdi büyük 5 ve 6'yı kullanmaya çalış. 5 ve 6'ya bakacak olursan şuraya z diyecek olursan z kare neye eşit arkadaşlar? Büyükte. hocam 5'in karesi eksi b, b kare eşit 5'in karesi eksi b kare eşit aynı zamanda 6'nın karesi eksi a kare eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Yoksa a'yı mı önce yazsaydık? İlk önce x'in karesi soldan başladık ya. Evet. Yok fark etmez ama olsun. 6'nın karesi eksi a'nın karesi z kare eşit. 6'nın karesi eksi a'nın karesi eşittir z kare. Aynı zamanda z kare de 5'in karesi eksi b'nin karesi. E hocam bu bunlar birbirine eşit oldu. Bunlar da birbirine eşit oldu. Ne yaparız burada? Taraf tarafa çıkarma yöntemiyle yapabiliriz. Ya da sen bunu öbür tarafa atsan ne oluyor arkadaşım? A kare eksi B kare mi geliyor? Evet. Eksi A kareyi buraya attın. A kare eksi B kare neye eşit oldu birinci denklemde arkadaşım? Hop. X'in karesi eksi 3'ün karesine eşit oldu. Aynı zamanda e, bunu buraya atsan A kare eksi B kare 6'nın karesi eksi 5'in karesine mi eşit oldu? Evet. Bak bildiğiniz pisagor bağıntısından çıktı olay. E hatta 5'i buraya 3'ü buraya atarsak x'in karesi artı 5'in karesi 6'nın karesi artı 3'ün karesi sağlandı mı? Gerçekten arkadaşlar sağlandı. Bak bunun da ispatı buradan geliyor. O zaman burada x kare eksi 9 eşittir 36 eksi 25'ten 36'dan 25 çıkınca 11 11 ile 9 toplarsan 20 x kare 20 yaptı. x kare 20 ise x de buradan 2 kök 5 yapar. Yani kök 20 2 kök 5'e eşittir arkadaşlar. 7. soru böylelikle C.Han çıktı. Geldik 8'e. Hocam hemen şuradan dik üçgen oluşturalım derseniz saçınızı başınızı yolarım. Niye? 120 parçalanmaz. Değil mi arkadaşlar? Evet parçaladığımda baktım bir an söylerken korktum. Acaba şu eşkenar çıksaydı evet parçalayabilirdim bu arada. Ama eşkenar çıkmadı. Çünkü 120'yi 60-60 gibi iki mükemmel bir açıya da ayırmış oluyoruz. Oturduğumlarda tabii ki parçalarız. E ne yapacağız hocam? Bak dikkat et dikkat et dikkat et 60 120 180 90 daha 270 buraya kaç kaldı 90 derece kaldı hocam bir dörtgende bütün açılar özel açıysa 220 ile 60 özel bir açı e, burada ne yapacağız arkadaşlar e, şeye tamamlayabiliriz ne derler ona üçgene tamamlayabiliriz ama üçgene tamamlamadan önce hocam burası da dik oldu ya dik dörtgen oluşturmak da güzel bir yöntem burada 120'yi parçaladık hocam hayır parçaladık ama Şuradan 90 alınca bak 30 geldi. Yani özel açı gelirse evet. Yani parçalamalar şeyde arkadaşlar. 60 ve 120'de biraz hani e, şey düşünülebilir. Parçalandığında özel açı çıkıyorsa karşınıza parçalama durumu olabilir. Tamam. E, buradan dikdörtgen oluşturma dik üçgende olduğu için oluşturdum. Ve 120'yi parçalarken tereddüt ettim ama burada güzel bir açı çıktığı için sıkıntı yok. Üçgen burası 3 üç mü? 3. E hocam 60-90-30 üçgeni var burada. E hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa o zaman 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali. Burası 3 bölü kök 3 olacaktır. Kök 3 eşleniyle çarparsam 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 yapacaktır. 30'un karşısı kök ise 90'ın karşısı da kaç yapacaktır? 2 kök 3 yapacaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Bütün açılar özel açıysa normalde üçgen tamamlama da yapılabilir. Şekli sol tarafta üçgeni de tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet böylelikle cevabı ne bulduk 8. soruda? 2 kök 3 yani C -ham bulduk arkadaşım. Geldik 9'a. Bu ne? Kenar uzunlukları 60'a 140 santimetre olan ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir kapıya. Şekil 1'deki boncuklu perde asılıyor. Perde şekil 2'deki gibi E noktasında toplandığında ucunun yere olan uzaklığı 20 santimetre olarak verilmiş. Şuradaki ucu. Tamam. Tamam tamam. Arkadaşım. Şuradaki ip hala aynı değil mi? Şu ipin uzunluğu, şu boncuklunun uzunluğu 40 santimetre 140 santimetre değil mi? Evet. Hocam burası 60 mı? 60. E burası 20. Sen buraya x dersen, bu toplamda bu uzunluğa bakacak olursan 140 santimetre değil mi? Evet. Hocam burası 140 x olacak çünkü ipin uzunluğu 140 santimetre. E hocam bunun tamamı da zaten 140'tı. E 20'si buradaysa burası da 120 eksi x mi yapacak arkadaşlar? Çünkü tamamının 140 yapması lazım. Evet. E arkadaş burada bir Pisagor. Çok güzel bir soruymuş bu arada. Evet. Şu ipin uzunluğunda 140, buranın da 140 olmasını dikkate alacaksınız arkadaşlar. Pisagor. Yap bakalım Pisagor'u. Bu devir daha Pisagor'u yapan var mı? Yapın tabii ki. O ayrı bir konu da. Yani, yani, neyse 140 eksi x'in karesi eşittir 60'ın karesi artı 120 eksi x'in karesi. Oho buradan işlem yapacaksın da bilmem ne de bilmem ne işlem işlem işlem. Bence gerek yok kardeşim. 60 var yani 6 8 hani 6 varmış gibi düşün sıfır olduğu zaman da. Acaba 6 8 13 kelime mi sıfırları düşünmeyin. Yani 6 8 10'un 10 katı mı? Yani 60 iken acaba burası 80 burası 100 oluyor mu? Buranın 80 olması için x'in 40 olması lazım. x yerine 40 yazınca burası da 100 yapıyor mu? Yapıyor. Yine hissettik. Karesin. Yani x'i de zaten buradan ne bulursun? 40 bulursun. Bizden dc yüzeyinin alanı isteniyor. Arkadaşlar burası 80 burası 60. Şurası da 90 derece olduğu için alan ne yapacaktır? 60 çarpı 80 bölü 2'ye 48 bölü 2'den 24 yapıyor. 2400 yapar. Evet. Kaçıncı soru? 9. soru böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik son soruya. Oy oy. Şekil çok karışık gibi duruyor. Ne yapacağız? Verilen bilgilere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane diklik var. Sıkıntı yok. Burası K iken buraya 2K yazalım. ED uzunluğu K iken burası da 2K yazdık. Sonra FD'yi 2 vermiş. Burayı da 8 vermiş. Ha karışıklık ortadan kalktı. Sayılara bakınca buraya yoğunlaşacağımız belli. Hocam burada ne var? Dikten dik çizilmiş. Öklit. Uygula bakalım. K kare eşittir. 2 çarpı 8'den. K'yı kaç buluruz arkadaşlar böylelikle? 16'dan K'yı 4 bulduk. Hocam K 4. K 4 ise burası 8. Toplamda şu uzunluk kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Hocam burada da dikten dik çizilmiş. Öklit. E hocam şuraya o zaman bir B diyecek olursak ya da A diyecek olursak. Hocam 12'nin karesi a çarpı 8'den 12'nin karesi eşittir a çarpı 8'den. Bak tamamla 2'de için alan kısmı şuraya kadar a dedim arkadaşlar. 144 bölü 8'den a 18 mi geliyor? Evet a 18 geldi. Hocam a 18 ise o zaman burası kaç oldu? 18 iken yani ikisi buradaysa buraya da 16 kaldı. E bir de burada öklüt bağıntısı. Yani x'in karesi de 16 çarpı 2'den 32 yaptı. x de buradan kök 32'yi. Yani kök 32 de nedir arkadaşlar? 16 çarpı 2 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkacağından cevabımız 4 kök 2 olarak bulundu arkadaşlar. Yani 10. soru böylelikle akçay çıktı ve test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorularda test 4'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.